Adını Amazonlar Kraliçesi Hiera'dan alan Hierapolis'teyiz. Anadolu'nun en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Hierapolis'in ana kapısının önündeyiz. Frantunus Kapısı. Burası da Frantunus Caddesi. Hemen caddenin sol tarafında Anadolu'da çok fazla göremeyeceğiniz latrina bulunuyor. Peki latrina ne demek? Latrina antik tuvalet demek. Birazdan gezeceğiz. Altında bir kanalizasyon sisteminin dahi olduğu antik tuvaleti. Bu tarafta mezarlar bulunuyor. Yine ona yakın sütunla sağının solunun çevrelendiğini görüyoruz bu Frantunus Caddesi'nin. Dediğim gibi burası şehrin ana kapısı. Buradaki bütün yapılar Pamukkale travertenlerinden alınan taşlarla yapılmış. Çünkü bu taşların hem taşınması hem işlenmesi oldukça kolay. İşte bu arkamda görmüş olduğunuz yapı latrina. Az önce söylediğim gibi antik tuvalet. Roma dönemlerinde tuvalet şöyle yapılıyor. Önce altına su kanalları ve kanalizasyon. Üstüne zeminin üzerine delikler açılıyor yan yana. Burası bir umumi tuvalet tabii ki. Şu an Hierapolis kentinin girişindeki mezarlıktayız. Görmüş olduğunuz büyük yapı önemli bir tüccara ait. Altında görmüş olduğunuz mezar lahitleri ise buranın farklı bir ölü gömme adeti olduğunu bize gösteriyor. Şöyle ki ölüyü düz zemin üzerine yatırıyorlar. Zaman geçip sadece kemikler kaldığında da orada bir delik mevcut. Oraya süpürüyorlar ve böylece iskeletler o şekilde gömülmüş oluyor. Şu an Hierapolis kentinin cimnazyum ve stadyum alanındayız. Cimnazyum ve stadyum bir bütünlük içerisinde. Çünkü her ikisi de zaten sporla ilgili alanlar. Sporcuların yaşadığı veya spor antrenmanlarını yaptıkları yerler. Spor müsabakalarının da yapıldığı yerler. Bu gördüğünüz duvar cimnazyum alanını çevreleyen bir duvar imiş ama ancak bu kadar kısmı ayakta kalabilmiş. Şu an büyük hamamın önündeyiz. Burası hala işlevsel müze olarak kullanılıyor. Buradan çıkan büyük küçük eserler, lahitler, heykeller hepsi burada sergileniyor. Hierapolis'in ne kadar korunmuş bir kent olduğunun ispatı Roma hamamı olan bu eser hala içerisinde müze olarak görev yapan işlevsel bir bina. Şu an Hierapolis'in en büyük yapısı olan tiyatrodayız. Tiyatro tahmini 20 bin kişi alıyor. Anadolu'nun en iyi korunmuş tiyatrolarından bir tanesi. İncelediğiniz zaman göze çarpan özellikler şunlar. Birincisi taşları Pamukkale travertenlerinden yapılmış, hem işlenmesi hem taşınması kolay olduğu için. İkincisi burası aslında bir tepe değilmiş, suni bir tepe önce yapılmış, daha sonra basamaklar yerleştirilmiş. İki sıra 24 biri, 28 biri basamaktan, oturma basamağından oluşuyor. Sahnesi normalde 3 katlıymış ancak bugüne sadece 1 katı ulaşmış. Hemen sahnenin orkestra kısmının altındaki kafesli alanlardan anlaşıldığı üzere burada gladyatör savaşları da yapılıyor imiş. Önceleri gladyatör savaşlarının yapıldığı bu alanda daha sonra tiyatrolar sergilenmeye başlanıyor. Hemen sahnenin yakınlarında kralın oturduğu yuvarlak yeri görmeniz mümkün. Yine sanatçıların giriş çıkış yaptığı kulis alanlarının da kapısı göze çarpıyor. Şu an sizlerle Pamukkale'deyiz. Pamukkale için doğanın sanat hali diyebiliriz. Ölmeden önce yapılacaklar listelerinin en başında yer alan, dünyanın her yerinden turist çeken, yılda 2 milyon turisti ağırlayan bu doğa harikasını mutlaka gelip gezmelisiniz. Pamukkale'nin birçok girişi var. Su üzerinde yürüyebiliyorsunuz, yüzebildiğiniz alanlar var. Ancak tabii ki bu doğa harikası yapı oldukça hassas. Bu yüzden bazı bölgelerinin yasak olduğunu görüyoruz. Girilemeyen alanlar. Buna dikkat etmek, özen göstermek gerekiyor. Şu an Hierapolis'in en fazla turist çeken yerindeyiz. Antik havuz. Burası antik çağ insanının hastane olarak kullandığı bir yer. Çünkü burasının sularının şifalı olduğuna inanılıyor. Burada insanlar antik dönem insanları gibi onların bıraktığı kalıntılar içerisinde
yüzüyorlar. Şu an aslında sakin bir anına denk geldik. Aslında çok daha fazla kalabalık oluyormuş. Burasının suyunun şifalı olduğuna inanılıyor. Hatta havuzun tam karşısında bir de suyu sodalı akan, gerçekten böyle şekerli bir soda tadı olan bir çeşme var. Burayı da mutlaka gelirseniz ziyaret etmelisiniz. Burasının da suyunun çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülüyor. Eğer siz de bir gün tıpkı antik dönem insanlarının yaptığı gibi burada yüzmek istiyorsanız ve buradaki şifalı sudan içmek istiyorsanız mutlaka Hierapolis'e gelip antik havuzu ziyaret etmelisiniz. Sizin için bir dipnot. Kleopatra'nın da burada yüzdüğü ve o sayede güzelleştiği söyleniyor. Burası şehrin ana giriş kapılarından bir diğeri. Fratinus kapısını gezmiştik birlikte. Burası da Kuzey Bizans kapısı. Hemen Cimnazyum ve Stadyum'un önünde bulunduğu kapı. Bugün Hierapolis'e gelip gezmek isterseniz eğer bu kapıdan giriyorsunuz. Bu kapının hemen önünde kiralık size tur yaptıran araçlar var. Bunlardan kiralayıp alanı gezmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü alan çok büyük. Özellikle bizim gibi yaz aylarında geldiyseniz gezmek biraz zorlayabilir. Anadolu'nun en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Hierapolis'i mutlaka gelip görmelisiniz. Sanki 2000 yıl öncesine sizi götüreceğine garanti ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup takip almayı unutmayın.